tuvaleti sıkışan kişinin o halde namaz kılması caiz midir? Evet. Şimdi namaz daha önceki programlarımızda da dillendirdiğimiz üzere imandan sonra en önemli bir ibadettir. Kişinin ahirette kabir alemindeki ilk suali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi doğrultusunda imandan sonra namazdır bu denli önemli olan bir ibadeti kişi ifa ederken elbette huşuyu yakalamalı ve Allah'ın huzurunda olduğu bilincinde olmalı. Nitekim müminin suresinde allah e, Allahu Azimüşşan o felaha kavuşmuş olan müminlerin vasıflarını anlatırken birinci sıralamada اَلَّذ۪ينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ okullar ki o felaha kavuşmuş o mümtaz olan okulların vasıflardaki birinci sıraya gelen namazlarını huşu ile eda edenler. Bakın namazlarını kılanlar demiyor. Namazda huşuyu elde edenler. Bundan dolayı bir insan namazda Allah'ın huzurunda olduğunu bilmeli ve bu bilinç doğrultusunda o namazı ifa etmeli. Peki yapamaması durumunda namazın sıhhatine engel olur mu? Olmaz. Namazın belli bir işte şartları vardır. O şartları riayet ediyorsa bu kişinin namazı sahih olur. Feragü zimme dediğimiz namazı kılmaktan kaynaklı kılmamasına mukabil zimmetindeki borcunu yerine getirmiş olur. Bu konuda her ne kadar usulü açısından bazı tartışmalar olsa da. Ee, peki ama namazdan elde edilmesi gereken o hazı elde edememesi elbette bir noksanlıktır. Şimdi bu bağlamda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam müslimde rivayet edilen bir hadis-i şerifte kişinin ihtiyaç bulunduğu, ihtiyaç ettiği bir yemek hazır iken ve vakit de müsait iken karnı da açken yani daha doğrusu bunun namazda durması keza işte bahsettiğiniz gibi sıkışık bir durumdayken bu kişinin namaza durması bu huşuya engel olacağı için namazda elde edilmesi gereken kemali yerine getirmiş olmayacağını efendimiz açık ve net bir şekilde bildirmiş. Bu sebepten dolayı fukaha bu konuyu mekruhlar camiasında mekruhlar olarak değerlendirmiştir. Yani bu şu demektir kişi sıkışık olduğu halde namaz kılacak olursa idrar sıkışıklığı veya herhangi bir tuvalet ihtiyacı sıkışıklığı sıkışıklı, bu kişinin namazının sıhhatine engel değil ama kalbi huzura engel olacak, huşuya engel olacağı için bir an önce bitireyim de şu ihtiyacımı göreyim diyeceği için mekruh yapmış olacaktır. Keza karnı aç, Yemek yemesi lazım ve yemek de hazırlanmış ve vakitte imkanı var. Hani vakit kazaya kalacak gibi durum varsa müstesna böyle bir durum yokken o sofra orada hazırken, kafa oradayken, beyin oradayken kişinin namaza durmasının da yine mekruh olacağı bu bağlamda bu çerçevede incelenmiştir. O yüzden kardeşimize vermemiz gereken cevap böyle bir haldeyken namaza durmak mekruh. Eğer vakitte bir sıkıntı yoksa gitsin ihtiyacını görsün. Sünnete uygun bir şekilde, güzel bir şekilde abdestini alsın ve namaza da Allah'ın huzurunda durma şuuruyla beraber namazına dursun. Efendi Hazretlerimizin e, sağlıklı olduğu dönemde hizmetinde bulunan hocalarımızdan çokça duymuştuk e, ee, Efendi Hazretlerimiz ıstırahata çekilecek, yatacak. Ee, Tabi yatmadan önce abdesti yatmak e, e, sünnettir. Bunu ifade edebilmek adına e, normal yatak kıyafetlerini giydiği halde yani işte çoraplarını, meslerini ve senini çıkartıyor. E, ee, ihtiyacını giderip abdest aldıktan sonra e, abdestten sonra da bir abdest şükür namazı kılınması sünnettir. Oysa yatacak. Yani o halde hemen kıl yok. Tekrardan çoraplarını giyiyor, tekrardan meslerini giyiyor. Tekrardan dışa yani insanların yanına çıkacağı zaman hangi elbiseleri varsa onları giyiyor. Sarını ve serni cübbesini namaza duruyor ki Allah'ın huzurunda duruyor. Çünkü daha sonradan çıkartacak ve yatağa giriyor. Yani bu aslında hani çok uç bir örnek gibi geliyor ama bir Müslüman da olması gereken. Ki Efendimiz Hazretlerimiz de sünnetli müstahapta en ufacık bir şeyi teyit etmeyeceği için en ufak bir şeyi göz ardı etmemesi aslında bize de bir nevi öğreti olması hasebiyle çok güzel bir örnektir. Evet. Yani namaz e, yapılması gereken bir vazifedir ama namaz bir Müslüman için de haz alması gereken bir ameliyedir. Dolayısıyla kitaplarımızda der ki yatak kıyafetiyle namaz kılmak mekruhtur. E iş elbiseleriyle namaz kılmak mekruhtur. Yani saygın bir insanın huzuruna çıkamayacağın bir şekilde namaza durmak mekruhtur. Netice budur yani. Çünkü namazda Allah'ın huzuruna duruyorsun. E diyecek ki insan ya ben her daim Allah'ın huzurundayım ben yani her zaman Mevla beni müşahede ediyor. Bu ayrı bir konu ama sen özel olarak namaza durman ile onun huzuruna çıktığını sen kendin fiilinle amelinle icra ediyorsun. Ki insanda tabii ki en güzel olan her daim Allah'ın huzurunda olma şuuruyla beraber bir hayat yaşaması ama bu mümkün değil. En azından namazda bunu ifa etmemiz gerekecektir. Rabbim bu konuda da cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin inşallah. Allah razı olsun. Fakih kalender hocamıza verdiği güzel cevaplardan dolayı teşekkür ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina.